Şimdi bir parabol var. Şöyle kolları aşağı doğru. Temsil olarak gösterelim. Maksat mevzuyu anlamak. X eşittir eksi birden şöyle bir teğet indiriyorsunuz. Bu teğet arkadaşlar diğer doğruya dik oluyor. Y artı 5x eksi 3 doğrusuna. Bu ne demek? Y artı 5x eksi 3 eşittir 0 doğrusunun neymi? Y'yi yalnız bırakırsak x'in katsayısı eğimdir arkadaşlar. Temel analitik bilgisi. Eğer analitikle ilgili ufak tefek sıkıntılarınız varsa hemen giderin. Özellikle doğru analitiğinde doğru eğimi kısmı böyle y'yi yalnız bırakırsınız. X'in katsayısını eğim verir ve aynı zamanda bu doğrunun eğimi yani teğetin eğimi ile eksi 5'in eğimi o zaman çarpılınca eksi 1 olur. Bundan dolayı mt 1 bölü 5 gelir. Artık ne söyleyeceğiz? Bu noktadaki teğetin eğimi 1 bölü 5 demek f türev eksi 1 1 bölü 5 demektir arkadaşlar. Böylece eksi 2x artı m bu eğrinin türevi yerine yazacağım. Artı 2 artı m eşittir 1 bölü 5. m eşittir. Eksi 10 bölü 5 artı 1 bölü 5'ten. Eksi 9 bölü 5 olacak. A şıkkı. Evet bir parabol var. Buna çizdiğimiz bir teğetin eğimi başka bir doğruya paralel. Bu doğrunun eğimini hemen bulmak için y'yi yalnız bırak. x'in kat sayısı eğim için yeterlidir. Sabite ihtiyaç yok. O zaman demek ki bu teğetin eğimi de eksi 2 olmalı. Yani buradan çıkaracağımız sonuç f türev 1 eksi 2 olmalı. 4x eksi 3a bu fonksiyonun türevi. Yerine 1 yazarsak 4 eksi 3a eşittir eksi 2. 6 eşittir 3a. Demek ki a 2 imiş. c şıkkı. x kare eğrisinin türevi arkadaşlar 2x'tir. x yerine a koyduğunuzda 2a olur. Bu da eksi 4'e eşit olduğu için a eksi 2 olacaktır. Şimdi buna göre aynı şekilde diğerine de türevini alırsak 2 çarpı 2x içinin türevini unutmuyoruz 2. Böylece burada x yerine eksi 1 yazarsak 8 eksi 8 gelir. B arkadaşlar sonra kök 4x verilmiş o da 1 bölü 2 kök içinde 4x ama içinde 4x'in katsayısı olan 4 de türev olur. İçinin türevini alana kadar gideceğiz o yüzden unutmamalıyız bunu. Böylece arkadaşlar burada zaten x yerine 1 yazarsak 4 bölü 2 çarpı 2'den bu da 1 yapar. Yani c buna eşitmiş. Haliyle o zaman a artı b eksi c eksi 11 olur d şıkkı. Bir doğrunun eğimi sola yatıksa negatiftir. Sağa yatıksa arkadaşlar pozitiftir. Bu negatif bir eğim. Bu da pozitif bir eğimdir. Bir de ben eğim bulurken her zaman x ekseniyle yapılan şu dar açıya bakıyorum. Zaten burada sağ yatıklığına göre ve şurada sola yatıklığına göre böylece işarete karar verebiliyorum. Ben böyle anlatıyorum. Farklı yoldan doğru biliyorsanız siz bilirsiniz. Şimdi burada teğetin eğimi aynı zamanda doğrunun eğimidir. Aynı zamanda türevdir. Bir noktasında apsisi 1 olan bakın noktanın türevi. 2x-4 eksi yerine yazarsak 2-4'ten eksi eksi 2. Haliyle bu eğrinin teğetinin eğimi eksi 2 olmalı. Bakalım tanjant alfaya x ekseni ile yapılan açı. Karşı kenar 3 birim. komşu kenar 2 birim. Tanjant alfa arkadaşlar 3 bölü 2 geldi. Eğim eksi 3 bölü 2. Bu yanlış. Olmadı bizim bulduğumuzda aynı gelmedi. Gelelim 4 eksi x kareye. Eksi 2 x türevi x yerine ne yazacağız? 1, 1 noktasındaki eğim eksi 2. Şimdi hemen doğrunun eğimine bakalım şuradan. Burası 3 birim arkadaşlar. 1,5, 1, 2,5 daha burası 1,5 oldu. Burada da tanjant alfa 3 e, bölü 1,5'tan 2. Sola yatık olduğu için eksi 2. Evet bu doğru geldi. Buraya geldiğimiz zaman hemen eğrinin türevine bakalım. 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 artı 1 çarpı x artı 1'in parantez karesi. x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım arkadaşlar. O zaman buradan 2, 2, eksi 3 eksi e, artı 4 geldi. Yani eksi 8 oldu. Şimdi bakalım eksi 1 bölü 2 1. Burası o zaman arkadaşlar 1,5 yaptı. Burasının uzunluğu 12. Tanjant alfa 12 bölü 1,5'tan 8 yaptı. Eğim sola yatık olduğundan eksi 8 bu da bulduğumuzda aynı geldi. Cevap 2 3 D şıkkı. Orijinden geçmek arkadaşlar sıfıra sıfırı sağlamak demektir. Diğer bir deyişle şunu da söyleyeyim sabit sayı yoktur. Bunu çok özel bir sebebi yok zaten. Gerçekten 0 0 yazdığın zaman sabit sayı olursa a eşittir 0 gibi bir saçmalık olur. Örnek x küp artı 2 0'a sıfırdan geçmez. 0 verdiğiniz zaman 0 eşittir 2 olur o zaman. Ama y eşittir x üzeri 4 0'a sıfırdan geçer. Bunun gibi bu yüzden sabit sayı yoktur. Şimdi türevini aldığımız zaman 3x kare olur. Ve mn noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi 3 m kare olacaktır. Bakın y eşittir 3 m kare x artı k şeklinde bir doğru arkadaşlar. Hemen buradan 0'a 0 bu eğriyi sağlayacak ya pardon doğruyu sağlayacak ya 0'a 0'ı sağlaması için bak sabiti gerçekten olmuyor zaten. Y eşittir 3 m kare x şeklinde bir doğru arkadaşlar bu. Bir de şunu görmemiz gerekiyor. Üzerindeki mn noktasını da atlamayalım n eşittir m küp artı 54 olacak. Bakın bu şöyle bir şey olduğunu düşün. Teğet buradan çizdiğimiz bir teğet doğrusu. Mn hem doğruyu sağlıyor hem eğriyi sağlıyor. Ordinatın m küp artı 54 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde gideceğiz. Burada da yerine yazacağız. Bakın m küp artı 54 ordinat aynı zamanda m kare çarpı m olacak. Çünkü apsisi m oldu. Buradan 54 eşittir. 3 meküpten meküp m3 çıkarsa 2 meküp. M de buradan ne geldi? 3. M 3 olduğuna göre N ne, ne oldu yerine yazarsak? 3'ün kübü 27 artı 54'ten 81. Bakın aslında bu soru bence analitik sorusu. Nokta denklemi sağlar. Sonra arkadaşlar doğrunun eğimini bulmak. Bir de orijinden geçen bir doğrunun veya eğrinin sabit sayısı yoktur. Bazı sorularda şekil çizmenin temsil olarak da olsa da önemli olduğunu düşünüyorum ben bakın şöyle Tepe noktası olan bir parabol İşte x eksenini kestiği noktadan bir teğet x eksenini kestiği noktadan bir teğet çizdik Bunlar dik kesişiyor köklerden biri x1 diğeri x2 türevini aldığımız zaman bu fonksiyonun türevi 2x artı 7'dir x1 noktasındaki teğeti değil 2x1 artı 7 ee, sonra x2 noktasındaki teğetin eğimi de 2x2 artı 7. Bunlar bakın ikinci eğim, bu birinci eğim. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı ne olur arkadaşlar? Eksi 1. Çarpıyorum şimdi. 2x1 artı 7, 2x2 artı 7. Hep söylüyorum bu konuda çok analitik var. Gördüğünüz gibi hep analitik yorumlara eksikseniz tamamlayın lütfen. Bu yüzden bunu dağıttım. 14x1 artı 14x2 artı 49 eşittir eksi 1 oldu. Buradan x1 çarpı x2 kökler çarpımından m geldi. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 7 oldu eksi 7 olduğu için burası eksi 98 artı 49 eksi 1. Böylece 4 m eşittir 48. m arkadaşlar 12'ymiş imiş d şıkkı. Arkadaşlar bazı şeyleri önden söylemem lazım. Bir siz f fonksiyonu aldınız diyelim. Bunun böyle zirve değeri var. f fonksiyonunda zirve değer olan yani ekstremum noktası olan şey f türev fonksiyonunda x eksenin delip geçer. Çünkü f türev x tepe noktasında nedir? Sıfıra eşittir. Doğru mu? O yüzden hakikaten sıfıra eşittir demek x eksenini kesmek demek. Bir de sorularda f'in türevi f türevin türevi diye ifadeler kullanacak. f'in ekstremumu derse evet f türevin sıfır olduğu yerdir. Ya da fonksiyonda böyle x eksenine paralel teğetin olduğu yerdir. Ama bu soruda onu söylemiyor bakın iki ilk öncülde. Dikkat! Y eşittir fx'in değil sakın. Y eşittir f türevin 4 tane ekstremumu vardır. Evet gra grafik y eşittir f türev x'in. Bunu artık böyle normal düz fonksiyon gibi düşün. Bu fonksiyonun kaç tane zirve değeri var? 1, 2, 3, 4 tane. O yüzden bu doğru. Şimdi gelelim soruda fx fonksiyonu soruluyor bakın fx fonksiyonuna çizilen teğet x eksenine paraleldir ne demek? Bir doğru x eksenine paralelse eğimi 0'dır. Haliyle çizilen teğetin eğimi 0 demek o noktada ekstremum var. f türev x eşittir 0 ise ekstremum noktasıdır. Aynı zamanda onu da söyleyelim. Haliyle f türevin 0 olduğu yer neresi? Eksi 8 arkadaşlar. Gerçekten delip geçtiği yer ekstremum noktasıdır. Bu yüzden burası ee, tepe noktasıdır f fonksiyonun. x eşittir eksi 2 noktasında y eşittir f türev x fonksiyonuna bakın. f türev x fonksiyonuna eksi 2'den çizilen teğet gerçekten x eksenine paralel. Aynı zamanda bu f türevin zirve noktası yani tepe noktası yani ekstremum noktası. Evet bu da doğru 1 2 3 e şıkkı. Bakın arkadaşlar, bir fonksiyonda üzerinde alınan tüm noktalardan çizilen teğetler x ekseniyle bu şekilde negatif yönde açı yapıyor demek. Bunun eğimi negatiftir, yani azalan bir fonksiyondur demek. Hiçbir şekilde bunun zirve değeri yoktur, dip değeri de yoktur. Sürekli böyle azalır. Sürekli azalan bir fonksiyonun da arkadaşlar türevini aldığınız zaman daima azalan bir denklem gelir. Daima azalan ne demek? Onu da söyleyelim türevinin negatif olması demek. Çünkü eğim negatif. Daima negatifi de nereden hatırlayacağız? İkinci derece eşitsizliklerden. Daima negatifse eksi ile başlıyordur, eksiyle devam ediyordur. Ve bu yüzden delta küçüktür sıfırdır arkadaşlar. X kübün türevi eksi 3 çarpı 1 bölü 3 x kare eksi 4 x artı m. Böylece f fonksiyonun türevi de bulduk. Şimdi işte bunları sadeleştirirsek eksi x kare eksi 4x artı m bu fonksiyonun daima negatif olması demek köklerinin olmaması demek böyle eksiyle başlayıp eksiyle devam etmesi. 16 artı 4n küçüktür 0 4n küçüktür eksi 16 n küçüktür eksi 4 alacağı en küçük değer arkadaşlar pardon en büyük değer eksi 5 olacaktır c şıkkı. Şimdi arkadaşlar kolları sağa doğru olan bir paraboldür. Y kare eşittir ax olursa sağa doğru. Y kare eşittir eksi ax olursa sola doğru. Şöyle bir parabol. Bunları da bilmek lazım çünkü integralde de lazım oluyor. Y kare eşittir 8x'in görüntüsü arkadaşlar. Şimdi üzerindeki bir A noktasından A noktası 2 M. Ha diyebilirsiniz hocam burada olamaz mı? Olur sorun değil. Eğer burada seçerseniz A'yı zaten teğetler böyle bir ikizkenar üçgen oluşturacağı için A, B arasındaki uzaklık her türlü aynı olur. Benim canım şimdi 2 yemeğe pozitif almak istedi. Yerine yazarsak m kare eşittir. 8 çarpı 2'den 16. m 4 oldu. Eksi 4 de olur. Ben 4'ü tercih ettim. Şimdi 2'ye 4 noktasından çizilen teğet doğrusunun denklemi lazım bana. Neden? Çünkü üzerindeki bir noktayı biliyorum. 2'ye 4 B noktasını bulmanın yolu bir doğrunun denklemini bilmekten geçer. Bilirsen böylece Y'ye sıfır vererek X eksenini kestiği noktayı bulursun. Peki teğet doğrusunun denklemi nasıl bulunur? Her zaman yaptığımız şey. Önce bir Y'yi yalnız bırak. 2 kök 2 X de sonuçta bu Y kare arkadaşlar. Y eşittir 2 kök 2 X oldu. Türevini aldığımız zaman e, Y'nin 2 1 bölü 2 kök 2 X içinin türevi 2. Onu da lütfen unutmayın. 2 bölü bu yüzden kök 2x oldu. x yerine ne yazacağız? 2 noktasındaki türeve bakıyoruz. Bu yüzden burada artık 2'yi yerine yazdığımız zaman 2 bölü 2'den 1 oldu. Demek ki bu teğet doğrusunun eğimi 1'miş. 1 doğrunun denklemi y eşittir mx artı nedir? O yüzden yx, y eşittir x artı n ne diyebiliriz. N'yi nereden bulacağız? Bu 2'ye 4 noktası hem gördüğünüz gibi doğrunun üstünde hem eğrinin üstünde yaz yerine. 4 eşittir 2 artı n'den de 2 oldu. Artık y eşittir x artı 2 doğrusunda b noktası demek ordinatı 0 demektir. Yaz yerine 0'ı demek ki eksi 2'ymiş x eksenini kestiği nokta. İki nokta arasındaki uzaklık x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesinin kare kökü. Böylece 32 4 kök 2 oldu c şıkkı. Aslında bayağı bir analitik yaptık. Boyunun 3 katı demiş. Bunun boyu 2 metre olduğuna göre demek ki zirve değerinin ordinatı 6'ymış. K6 demek istiyor bize. Hemen yapalım. Tepe noktasının napsisi eksi B bölü 2A'dan 4 bölü eksi eksi 2'den 2 iki olur. 2 karesi eksi 4 olacak buradan. Artı 8 artı A artı 3 eşittir. 6 olur. A buradan eksi 1 gelir. Şimdi a eksi 1 oldu. Demek ki parabolün denklemi y eşittir eksi x kare artı 4x artı imiş. x eşittir b noktasındaki teğetin eğimi. Hemen teğetin eğimi demek türev demektir. Eksi 2x artı 4 fonksiyonun türevi. b noktasında eksi 2b artı 4 olur. Bu eksi 6 eşitmiş. b bu yüzden arkadaşlar 5 oldu. b 5 olduğu için a da zaten eksi 1'di. Toplamları 4 c şıkkı.